Bunun liderliği devam ediyor. Sırada Bulgaristan'dan bir patenci var. Stefania Peşlaner. Stefania Peşlaner serisine başlamak üzere kısa programda. İtalya doğumlu, onu da hemen belirteyim. Daha sonra Bulgaristan'da çalışmalarını sürdürmeye karar veriyor. Stefania Peşlaner, Bulgar Stefania Peşlaner serisini tamamlıyor. Evet, ortalama bir seriydi, vasat bir seriydi diyebiliriz herhalde. Evet, öyle diyebiliriz. Çok kuvvetli bir program değil. İçinde seçilen hareketler o kadar kuvvetli değil. Yani programa göre, kendi denediği hareketlere göre programın içini yaptı ama elementleri kuvvetli olmadığı için düşük puan alacak. Şimdi görüyoruz burada. Yani burada ben double axel'ında bir eksiklik görüyorum. Eğer öyleyse çok büyük bir puan kırılmış olacak. Zaten solo atlamasındaki filibi aynı şekilde zayıf kalacak yani ikili olarak. Yani çok çok kuvvetli bir program değil. Sayın seyirciler, şu ana kadar izlediğimiz sporcular arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nden Ki Yunju'yu birinci sırada görüyoruz. Şu ana kadarki en istikrarlı patencilerden biriydi Ki Yunju ve şu anda da zaten birinci durumda bulunuyor. Sıla Saygı son sporcu, yani bu sporcu çıkmadan önce 8. durumdaydı ki Stefania Peşlaner'den daha iyi bir puan aldığını tahmin ediyorum Sıla Saygı'nın. Ama işte Sıla maalesef 8 hareketten kombinasyon o kadar yüksek bir puanla alıp götürdü ki düştüğü için de -3 puan da öyle kırılacak. Dolayısıyla hakikaten çok şanssız bir
seri oldu yani. Düşmeseydi en azından bir 3 puanı kaybetmemiş olacaktı. Evet. Şu anda evet, Stefania Peşvenler'in puanları açıklanmak üzere. Şimdiye kadar elde ettiği en iyi puan 32.65. Bakalım onun üzerine çıkabilecek mi? Tabii teknik ve sunum puanlarının toplamı olarak söylüyorum bunu. Evet. Buz pateninde Dünya Gençler Grand Prix'sinde heyecan devam ediyor. Evet, 34.53 şu anda elde ettiği puan ve en iyi derecesini, kendi en iyi derecesini elde etmiş oluyor böylece. Ve 12. durumda bulunuyor Stefania Peşvenler. Evet, size saygı yerinde şu anda ve 7.